Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün seninle yine bomba gibi bir videoyla karşındayım. Favori psikoloğunun YouTube kanalına tekrardan hoş geldin. Eğer yurt dışında yaşıyorsan bu video tam senin için ya da belki de yurt dışına taşınmayı düşünüyor olabilirsin. Buradaki zorluklar ve psikolojik olarak bunlarla nasıl baş edebiliriz? Bununla alakalı senin için detaylı bir video çekmek istedim. Videoyu mutlaka sonuna kadar izle. Diğer yandan benimle alakalı daha fazla bilgi edinmek istiyorsan Instagram adresime de girip buradan da bana her zaman DM'den de ulaşabilirsin. Oradan da bana gelen soruları her zaman yanıtlamaya çalışıyorum elimden geldikçe. O zaman hemen videomuza geçelim. Bana Instagram'dan tam olarak şöyle bir mesaj geldi. Yurt dışına göç ve burada bir hayat kurmak fiziksel bir zorluğu var ama psikolojik açıdan yorumlar mısın? Bazen yabancı ve yalnız hissetmek ya da koca şehirde yapacak bir şey bulamamak. Belki hobisizliktendir bilmiyorum ama bunlar hakkında bir video çok güzel olur. Seni çok seviyorum. Yanıtlarsan çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi bununla alakalı biraz konuşalım bakalım. Şimdi biliyorsun yani beni eğer uzun süredir takip ediyorsan ben buraya ilk önce master'ımla beraber geldim. Yani işte Bilgi Üniversitesi'nde lisansımı okudum. Psikoloji yüksek lisansını bitirdim. Hemen ardından Galler'e, Bangor Üniversitesi'ne geldim. Orada da klinik ve sağlık psikolojisi alanında yüksek lisansımı yaptım. Master'dan hemen sonra Londra'nın yakınında işte Reading şehrinde biraz yaşadım bir 6 ay kadar. Orada birazcık deneyim edinmeye çalıştım. Daha sonrasında dedim ki ben kendi işimi kuracağım ve burada yaşamak istiyorum. Yani online terapi verip bütün dünyadaki danışanlarımla bu şekilde görüşme yapıp ben bu şekilde bir iş planı oluşturup burada kalmak istiyorum dedim ve hayatımı onun üzerine kurdum. Ve şu anda da Liverpool'da yaşıyorum biliyorsun. Evet, benim genel olarak hikayemin özeti bu. Peki bu 7 sene içerisinde, pardon hatta 8 sene oldu. 7 senedir kendi işim yapıyorum ama toplamda aslında 8 senedir UK'deyim. Bu 8 sene bana neler hissettirdi, neler kattı? Buradaki yaşadığım zorluklardan belki biraz bahsedersem, belki kendin de daha iyi görürsün, belki daha iyi bilemiyorum, yakın hissedersin. Ortak noktaları görmek iyi gelir diye düşündüm. Şöyle ki ilk başlarda tamam zaten master'da okuldayken arkadaş ediniyorsun, orada Türkler de vardı. Orada o kadar problem yoktu ama ben master'ımı bitirdikten sonra işte Reading şehrine taşındığımda orada bir asistan psikolog olarak çalışıyordum, seanslara giriyordum. Ve ayrıca bir yandan da para kazanmak istiyordum. Yani bir harçlık kazanmak istiyordum. Orada hala ailem beni destekliyordu ama kendi ayaklarımın üzerine durmaya çalışıyordum. Ve bu çok zordu. Çünkü neden zordu? Yalnızdım. Her şeyden önce yalnız hissediyordum. Reading'de direkt merkezde oturuyordum. Stüdyo dairem vardı. Hatta bak dur sana. Ay o günlerden bir video koyacağım. Maddi olarak özellikle İngiltere'de yani Türkiye'den İngiltere'ye gelmek ve maddi olarak bunu karşılamak gerçekten çok zor. Eğer aileniz bir şekilde sizi desteklemiyorsa çok daha fazla zorlanabiliyorsunuz ama yine de eğer isterseniz çocuk bakıcılığı bile yapabilirsiniz burada veya atıyorum bir kuaföre girip bile çalışıyor. Hani imkan aslında çok fazla. Olay bu aslında. Hani olay zorluğundan öte senin bunu ne kadar istediğin ve ne kadar ileriye gitmenle alakalı bir şey. Hayat sizi beklemez. Ve bu söz benim hayatımı gerçekten çok değiştiren bir söz. Başkalarının durduğu yerde senin devam ettiğin zaman, o zaman başarıyorsun. Tam burada Reading'deki evdeyim ve yine bir danışanımın veya yine bana gelen sorulardan bir tanesine cevap veriyorum. O zaman YouTube'umun böyle en başlarında, en eski zamanlarındaydım. Ve her gün ağlıyordum biliyor musun orada? Çok zordu yani, hiç kolay değildi. Her gün ağlıyordum, çok depresif hissediyordum. Bir şeyler yapmak istiyorum ama nasıl yapacağımı da tam bilmiyordum. Evet, zor günlerdi yani. O yüzden onu çok iyi biliyorum. Peki bu zor günleri nasıl dönüştüreceğiz? Bunun çözümü nedir dediğini duyar gibiyim. Aslında burada sadece İngiltere için değil, bütün dünyada tek başına yaşamak her insan için çok zor. Yalnızlık her insan için çok zor.
O yüzden bizim hayatımızda çiçek açarak full potansiyelimize devam edebiliyor olmamız için sosyal bir çevreye de çok ihtiyaç duyuyoruz. Hatta bazı kişiler diğer kişilere göre çok daha fazla ihtiyaç duyabiliyor. Mesela ben öyle bir insanım. Ben sosyalleştikçe, evden çıktıkça, arkadaşlarla etkileşimde oldukça, insanlarla bir arada oldukça çok daha canlandığımı, çiçek açtığımı görüyorum. Ama her zaman bu da kolay değil. Yani şimdi İngiltere'desin, değil mi? Veya işte yurt dışındasın, Avrupa'da, herhangi bir yerde dünyadasın. Nasıl sosyalleşeceğim? Aslında sosyalleşmek bir yandan çok kolay ama diğer yandan çok zor olabiliyor. Zorluğu zihninde kendini oluşturduğun blokajlardan geçiyor aslında. Tam da blokaj demişken, ayın 12'sinde yani 12 Kasım'da Türkiye saatiyle de akşam 9 ile 11 arasında derin dönüşüm workshop'u gerçekleştireceğim. Hayatında herhangi bir blokaj varsa, korkularından dolayı ilerlemekte zorluk yaşıyorsan, bu romantik ilişki, sosyalleşme, yurt dışına ayak uydurma olabilir, para kazanmayla alakalı olabilir, sağlıkla alakalı olabilir. Yani mesela bunun içerisinde kilo vermek de olabilir. Herhangi bir konuda eğer ki çok sıkışmış, bunalmış ve ilerleyememiş gibi hissediyorsan bu workshop'uma katılıp hayatını hızlandırabilirsin, dönüştürebilirsin, ruhen bedenen hafifleyebilirsin. O yüzden hazır. Blokaj demişken onu da bahsetmek istedim. Bununla alakalı bütün bilgileri videomun şu üst kısmına buradan linklerim. Oradan tıklayıp bütün bilgiye sahip olabilirsin. Eminim sana çok yardımcı olacaktır. Seni workshop'ta da bekliyorum. Şimdi yine biz devam edelim. Evet, zihnimizdeki blokajlardan dolayı adım atamıyoruz. Örneğin çok spesifik bir örnek vereceğim. Ben şu anda bir işte bahçeli bir evde yaşıyoruz ama bundan öncesinde bir rezidansta yaşıyorduk. Liverpool merkezdeydi. Rezidansta çok fazla genç insan vardı aslında ama ben orada oturduğumuz, ne kadar oturduk? Herhalde bir 3,5 sene falan oturduk. Eğer ki biz orada 3,5 sene oturduysak 3 senesinde rahat kimseyle tanışmadım orada yani. İnsanlarla mesela asansörde karşılaşıyordum ama onlara belki laf atabilirim. Aa merhaba, sen de burada mı yaşıyorsun? İşte benim adım Merve falan diye belki sohbet edebilirim, laf atabilirim, tanışabilirim. Yani hayat bana aslında orada hep imkanlar sunuyordu. Ama ben korkularımdan, kaygılarımdan dolayı aman garip görünürüm, aman belki ters yanıt alırım gibi bu tarz şeylerden dolayı hiç bir şey yapmıyordum yani. Hani orada adım atmıyordum. Ya da mesela bir tane Bumble uygulaması vardı. Bumble'ı indirmiştim. İnsanlarla eşleşiyordum. Oradan mesela BFF kısmı var. Arkadaş edinebiliyorsun. Ki burada insanlar çok fazla öyle uygulamaları kullanıyor. Sosyal şeyler daha az olduğu için Türkiye gibi değil yani. Uygulamalar üzerinden hani insanlar tanışıyor. Ama ben o uygulamayı indirsem bile insanlarla eşleşip yazmıyordum. Buluşmuyordum. Adım atmıyordum. Korkularımdan dolayı. Böyle benim bayağı bir senem geçti yani. Hani ve en sonunda bir tak etti bana. Dedim ki Merve başlarlar artık yani. Merve başlarlar bu duruma. Yani hani s**erler. Dedim ve sonra Bumble'dan korkum olsa da garip karşılanma ihtimalim olsa bile zihnimde, böyle şeyler, yargılar olsa da zihnimde. Dedim ki ben yine de hareket edeceğim. Neden olmasın? Neden daha güzel bir seçenek olmasın ki demeye başladım. Neden insanlarla tanışamayayım ki? İnsanlarla tanışabilirim, buluşabilirim. Bunları artık böyle zihnimde belli bir noktadan sonra dönüştürmeye başladım. Aslında orada farkında olmadan yapmaya başladığım şey zihnimdeki inancı, zihnimdeki düşünceyi dönüştürmek. İlk olarak düşünce dönüştükten sonrasında yeni bir inanç oluşturmaya başladım. Yeni bir ihtimalin var olabileceğine inancım arttıkça da daha hızlı olarak adım atmaya başladım. Yani aslında hayatında herhangi bir şeyi dönüştürmek istiyorsan ilk önce zihnimizdeki düşünceyi fark edeceğiz. Daha sonrasında inancımızı dönüştüreceğiz. Değil mi? Daha sonrasında harekete geçebiliriz. Dolayısıyla zaman içerisinde artık harekete başlamıştım. İnsanlarla tanışmaya başladım. Sadece Bumble uygulaması üzerinden değil, ayrıca aynı binada oturduğumuz insanlarla da mesela asansördeyken veya yürürken, binanın içerisine girerken birisini mesela diyelim gözüme kestirdim, beğendim, aa tatlı, beraber arkadaş olabiliriz dediğim herhangi birisine tak diye laf atıyordum. Tutarsa tutar yani, neden olmasın? Ben orada çok güzel bir şey yapıyorum sonuçta, değil mi? Ha işte üstündeki ne kadar güzelmiş deyip iltifat etmek, belki güzel bir iki cümle söylemek orada herkesin seveceği bir şey günün sonunda. Ya konuşma ilerler ilerlemez ama
orada adım atmaya başladıkça, pozitif olaylar da yaşadıkça bunu kırdığımı gördüm. Yani yalnızlık konusu çok yoğundu. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ve burada hala bu şekilde yalnız hisseden, tek başına yaşamaya çalışan, yaşamaya çalışıp geri dönen pek çok insanı gördüm. Eskiden çok daha fazla öyle insan görüyordum. Yani böyle insanlar öğrenci olarak geliyordu, tutunmaya çalışıyordu burada. Mesela master'ını bitirmiş, lisansını bitirmiş. Burada kalmaya çalışıyorlar ama yalnız hissettikleri için geri dönenler çok fazla oldu. Yani gelenlerin %90'a dönüyordu. Öyle söyleyeyim. Ama şu anda zaten çok hızlı bir geliş olmadığı için gelenler de çok daha dirençli olarak, çok daha aşırı istekli olarak geldiklerinden dolayı geri dönüşler öyle artık eskisi gibi yok yani. Bu aralar ya da bilmiyorum, belki çevremize zaten çok daha az Türk olduğu için artık hepsi burada kalıcı olan insanlar, belki o yüzden de olabilir. Diğer yandan sana verebileceğim en güzel tavsiye nedir biliyor musun? Birinin bana verdiği tavsiye. O da şu. Ben ilk işte master'dan sonra Reading'deydim dedim ya. Oradayken bir psikologla tanışmıştım. O da böyle Londra'da. O da genç bir psikologtu. Londra'da işte o da kendisi servisler veriyordu. Bana şey demiştim, Merve dedi, eğer ki burada gerçekten kalacaksan Türkiye'de öğrendiğin her şeyi, bütün kalıpları, bütün inançları bir yere koyman lazım ve adapte olmaya bakman lazım. Yani buranın gerçekliğine adapte olursan ayakta kalabilirsin. Diğer türlü çok zorlanırsın, geri dönersin. Yani yapamazsın dedi. Ve gerçekten bu söz beni çok etkiledi. Şimdi ben de sana aynı şeyi söylüyorum. Eğer ki Türkiye'de öğrendiğin kalıpları ya da işte ailenden, işte kültüründen genel olarak öğrendiğin kalıpları çok fazla tutup bırakmakta zorlanıyorsan adapte olman da pek de mümkün olmuyor. Burada eğer yaşamak istiyorsan İngilizleşmek gerekiyor. Çünkü o zaman adapte olabiliyorsun. Evet, aynen öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle bir güzel sirkeleniyoruz. Tamam mı? Sirkelenip şey enerjilerinden bir kurtuluyorsun yani. Gerekiyorsa şu anda bu videoyu bir dondur, ayağa kalk. Gerçekten zıpla yani. Gerçekten ben artık full potansiyelime izin veriyorum. Ben evde depresif oturmayı bırakıyorum. Bugünden itibaren karar verdim, sosyalleşmeye, buraya hayata katılmaya izin veriyorum deyip bu cümlelerle beraber tekrardan yenilenmeye izin veriyorsun ve daha sonrasında kendi yaşadığın şeyleri, deneyimlediğin hayatındaki farklılıkları bana Instagram'dan DM olarak yolluyorsun. Tamam mı? Umarım bu video sana böyle çok yardımcı olur. Sana ayrıca çok güzel böyle enerjilerimi de yollayacağım. Hatta dur. Gerçekten. Şimdi bir gözlerini kapa. Şu anda evet. Aynen. Müsait bir yerdeysen. Şimdi başlıyoruz. Kapattık gözlerimizi. Sana bir 30 saniye kadar bir enerji yollayacağım. Bakalım ne hissedeceksin. Sadece enerjini bana aç. Rahatlamaya izin ver. Her nefes alışverişinde potansiyelini tekrardan hissediyor, hatırlıyorsun. Ruhum rahatlıyor. Ve sen rahatladıkça, bedenin rahatladıkça hayatın çok daha akışta gerçekleşiyor. Akışa, hayata kendini bırakıyorsun. Evet. Seni çok öpüyorum. Kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videomuzda görüşmek için kanalıma abone ol ve beni her zaman Instagram'ımdan da takip et. Kendine çok iyi bak. Şimdi ben biraz bir ara vereyim. Çünkü seansa gireceğim. Seni çok öpüyorum. Ama bu arada dediğim gibi, eğer ki bana da ulaşmak ve benden de terapi almak istiyorsan gezenpsikolog.com'a girip, eğer ki Türkiye'de yaşıyorsan gezenpsikolog.com'a girip oradan randevu oluşturabilirsin. Eğer ki yurt dışında yaşıyorsan da psychologistmerve.com'a girip buradan hızlıca randevu alabilirsin. Yine aynı şekilde seninle hem online, eğer ki burada da yakınlarda yaşıyorsan Liverpool'daysan
yaşıyorsan, İngiltere'de yaşıyorsan belki direkt Liverpool'a, ofisime de gelebilirsin. Senin yüz yüze de seanslarımızı yapabiliriz. Tam da buradan böyle seanslarımızı yapabiliriz. Şimdi seni çok öpüyorum. Workshop'u da unutma. Bye bye.